şöyle bir algılama Türkiye'nin her tarafında var. Kocaman vilayet. Ben size nasıl anlatayım diye bir cümleyle girmek isterim. Gerçekten Bayburt kocaman bir vilayet. Vilayetler sadece nicelikleriyle ölçülmemeli. Sayılarla ölçülmemeli. Bayburt 5000 yıllık bir medeniyetin otağı olmuş bir medeniyet diyarı. Kültürüyle, örfüyle, adetiyle, gelenek ve görenekleriyle, bölgesinde temayüz etmiş vasıflarıyla kendine özgü bir kültüre sahip bir memleket. Ve o kadar büyüğüz ki biz gerçekten sadece işte 3600 kilometre karelik bir coğrafyaya değil, bütün dünyaya yayılmışız. Bayburtlunun %10'u Bayburt'ta yaşıyor şu anda, %90'ı da Bayburt'un dışında yaşıyor. Hiçbir vilayet ve hiçbir büyük ilçe yok ki içinde Bayburtlu yaşamasın. Ya da Avrupa'nın hiçbir ülkesi yok ki Bayburt'tan oraya insanlar göç etmiş olmasın. Kıtalar ötesine kadar Bayburtlu hemşehrilerimizin göç ettiklerini herkes biliyor. Onun için kocaman bir derya diyelim, öyle başlayalım. Dilimiz döndüğünce Bayburt'u anlatmaya çalışalım. Evet, buyurun. Önce halimizi ikrar edelim, sonra demesinler ki niye şunu şunu anlatmadın diye. Tabii Bayburt öncelikle ifade ettiğim gibi 5000 yıllık bir medeniyetin merkezi. Değişik medeniyetler Bayburt'ta yaşamışlar. Değişik medeniyetlerin kalıntıları bugün hala Bayburt'ta yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Bunların en başında Bayburt Kalesi var. Bunu herkes bilir. Evet. Şehriyle bu kadar bütünleşmiş ve şehrin içinde 153 bin metrekarelik bir alana yerleşmiş başka bir kale yoktur. Urartular zamanında tamir gördüğü rivayet edilmektedir. Milattan sonra 58'de Bayburt Kalesi'nin var olduğu tarihi kaynaklarda mevcuttur. Yani bugün şehrin ortasında 2000 yıllık bir Bayburt Kalesi kendini ortaya koymaktadır. Ulu Cami'miz mevcut. Ulu Cami Selçuklu eseridir. Asıl cami zamana dayanamamış, yıkılmıştır ama minaresi bugün hala Selçuklu eseri olarak ayakta kalmaktadır. Osmanlı eserlerimiz mevcuttur. Ve doğal eserlerimiz kendini ortaya koymaktadır. Mesela Çımağal Mağarası bugün turizme hizmet etmektedir. Sarkıt ve dikitleriyle gerçekten görenleri hayran bırakan, mağara turizminden anlayanların beğenisine sunduğumuz bir güzelliğimizdir. Helvaköy Buz Mağarası yılın her mevsiminde içinde buzların sarkıt ve dikit halinde ziyaretçilerin beğenisine sunduğumuz bir doğal güzelliğimizdir. Bu mağaraların çeşitli hastalıklara gelen iyi bir tarafı var mı? İyi bir yönü var mı? O şu anda tespit edilmiş değil, evet. Ama özellikle Çımağal Mağarası'nın astım hastalarına iyi geldiği rivayet edilmektedir. Evet. Helvaköy Buz Mağarası da yılın her mevsiminde buz olduğu için içinde tarihin değişik zamanlarında soğuk hava deposu olarak kullanılmıştır. Yaz aylarında mesela bazen eski zamanı düşünün, soğuk hava depoları yoktur. Bazı sebeplerden dolayı büyük halde kesimler gerçekleşmek zorunda kaldığı zaman o işte kavurma haline getirip yaz aylarında Helvaköy Buz Mağarası'nda kavurmaları saklamışlardır. Aydıntepe ilçemizde Haldilerden kaldığı rivayet edilen Aydıntepe yeraltı şehri var. 4000 yıllık bir medeniyet. 2-3 kilometrelik bir alana yayılmış durumda. Zeminin 17 metre derinliğinde zaman belli aralıklarla yeraltı şehri mevcut. Şu anda o da turizme açıldı. Tabii bizim en önemli doğal güzelliğimiz Çoruh Nehri. Çoruh Nehri Bayburt'tan doğuyor. Bayburt'un coğrafyasını dolaşıp İspir'e doğru gidip Batum'da Karadeniz'de buluşuyor. Çoruh gerçekten çok önemli bir nehir. Dünyanın üçüncü hızlı akan nehri. Rafting ve kano imkanı sunuyor.
Biz göreve başladığımız günden bugüne kadar Çorum üzerine çok projelerimizi geliştirdik. İstedik ki şehrin merkezine, şehir yapılaşmasının merkezine Çoruh'u yerleştirelim. Çoruh'u ne kadar insanlar tarafından hissedilir hale getirebilirsek o şehir o kadar güzelleşiyor. Çünkü su hırçın attığı zaman da güzel, durgunlaştırıldığı zaman, önüne setler konulduğu zaman da güzel. Çoruh'un sesini de insanlara taşımaya gayret ettik. Tabii Çoruh bereketiyle topraklarımızı sulayıp gidiyor. Şehir merkezinde yaklaşık 10 kilometrelik bir bölüm mevcut. Bu 10 kilometrelik bölüme iki tane yeni köprü ilave ettik. Şu anda 3. Bayburt'un ilk çelik halatlı asma köprüsünü inşa ettik. Yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Trabzon-Erzurum ana yolunun da hemen kenarında olması münasebetiyle özellikle ışıklandırdıktan sonra oluşturacağımız görsel güzellik de insanların kafasında oluşturdukları Bayburt adına çok olumlu bir sonuç doğuracak diye düşünüyoruz. Çoruh üzerine setler yaptık. Birit dediğimiz teknik ismiyle. Ama biz daha insanlarımız tarafından kolay algılansın diye Çoruh gerdanlıkları diyoruz. Geçen sene iki tanesini yapmıştık. Çok beğeni aldığımızdan dolayı o konuda. Bu sene hedefimiz 6 tane daha yapmaktı. Şu anda 4 tanesini yaptık, bitirdik. 2 tane daha, eğer mevsim bu sene sonuna kadar müsaade ederse 2 tane daha yapacağız. Bunu özellikle belediye başkanı mutlaka illeri, dış ülkeleri gezmek zorunda, gezmeli de. Ben de o manada gezip gördüğüm her yerden Bayburt'a bir şeyler taşımaya çaba sarf ediyorum. Kendim gitmedim ama Saraybosna'yı Google Earth'ten inceledim. 53 tane böyle bir nehire birit yapmışlar, set yapmışlar. Evet. Aynılarını biz Bayburt'ta Çoruh'a yapıyoruz. Hem şelale oluşturup sesini insanımıza hissettiriyoruz. Hem de durgunlaştığı yerlerde su oyunları ve ışık hüzmeleriyle şehre farklı bir güzellik oluşturmaya gayret ediyoruz. 2009 yılında Çoruh yatağında bir temizleme yaptık ki nehir normalde doğal haliyle yolunu bulup giderken yatağın bir noktasına su azaldığı zaman sıkışır, oradan giderdi ve diğer bölümlerde tamamen kirlilik oluştururdu. Biz Çoruh'un yatağını tamamen Devlet Su İşleri'nin şube birimleriyle irtibatlı olarak düzleme çalışması yaptık ve şu anda artık nehir şehirde hissedilir hale geldi. Bayburt'a gelmediniz değil mi? Yok, hayır. En kısa zamanda Bayburt'a sizi inşallah götüreceğiz. İnşallah. Şöyle bir coğrafi pozisyonumuz var. Tepelerden görülüyor şehrin her tarafı. Hani İstanbul'da Pierre Loti, evet. İşte Giresun'da ve Trabzon'da Boztepe gibi mevkiler var. Bayburt'ta böyle 5-6 tane nokta var. Bayburt Kalesi'ne çıktığınız zaman her taraf görünüyor. Şehit Osman'a çıktığımız zaman her taraf gözüküyor. İmaret Tepe'ye çıktığımız zaman her taraf gözüküyor. Duduzar Tepesi'ne çıktığımız zaman yine her taraf gözüküyor. Her taraftan baktığımız zaman eskiden Çoruh çok hissedilmez idi. Şimdi bu dediğim çalışmaları yaptıktan sonra her taraftan Çoruh kendini göstermeye başladı. Turizm ve Otelciler Birliği'nin genel başkanı Bayburt'a gelmişti. Erol Ersoy'la birlikte, Turgut abi. Kaleden Bayburt'un fotoğrafını çekmişler. İkisinin de Bayburt'ta bağlantıları var. Turizmci oldukları için kendileri, işte turizmden anlayan arkadaşlara Bayburt'tan çektiği bu fotoğrafları göstermiş. Çok insan demiş ki burası Venedik mi? Hani o işte kanallardan, evet, oluşan şehirler. Dediğim gibi Çoruh ne kadar hissedilir hale gelirse o kadar bu şehir güzelleşecek diye düşünüyoruz. Bayburt'u ziyaret eden insanlar, gelen insanlar gerçekten takdir ediyorlar. Özellikle son zamanlardaki yapı stoğumuzdaki güzelleşme çalışmaları, cadde ve sokaklardaki kaldırım ve yol çalışmalarımız, park, bahçe ve Çoruh kenarına yaptığımız, ilerleyen aşamada anlatacağım, evet, yürüyüş alanları, gezi parkurları, peyzaj çalışmaları,
ya da mesire alanları ya da tatil köyleri, bunlar insanlar tarafından hissedildikçe Bayburt daha çok sevilir hale geliyor. Bizim uzun vadeli amacımız şudur: standardı daha yükseltilmiş bir Bayburt ve bu şehirde yaşayan mutlu insanlar görmek istiyoruz. Bizim hedefimiz, gayemiz insanımızı mutlu etmek, insanımızı Bayburt'ta yaşadığına memnun etmek ve bir defa Bayburt'u ziyaret edenini artık bizim gönül elçimiz olarak başkalarını da Bayburt'a gönderen bir şekle büründürmek. Bayburt'a gelenler de bu memnuniyeti yaşayarak Bayburt'tan ayrılıyorlar. Evet, gayet güzel o zaman diyelim. Evet. Ben burada Bayburt tel helvası görüyorum. Nedir bu helvanın özelliği? İsterseniz onu sorayım ben. Tabii şimdi dedik ki Bayburt'un %90'ı dışarıda yaşıyor. Evet. Ve Bayburt İpek Yolu üzerinde bir şehir. Konaklama imkanını, işte turizme yatırım imkanını artırmak zorundayız. Göreve başladığımız günden bugüne kadar kendimize hizmet alanı olarak, hedef kitle olarak iki alanı seçtik. Birisi turizm, birisi üniversite. Artık Bayburt kabuğunu kırmak zorunda, dışa açılmak zorunda. Turizm diye bir gelir kaynağımız olsun istiyorsak, ki bizim hedefimiz odur, turizme altyapı teşkil edecek hizmetlerimizi artırmamız gerekiyor. Bu bazen fiziki mekanlar üzerinde yapacağımız değişiklikler, bazen hizmet sunumunu gerçekleştiren sektörlerde çalışanların standardını, seviyesini yükseltmek, eğitimlerini geliştirmek, bazen de turizme hediyelik eşya üretmek. Çok başlı bir alan gerçekten bu. Hani şehirlere gelen insanlar bu şehri temsilen dışarıya ne götüreyim diye sorarlar. Ya da yemeden dönme derler, ya da görmeden asla dönme diye kitapçıklar ortaya çıkmışlardır. Bizim de Bayburt'ta özellikle bu boşluğu tespit ettiğimiz için, örneğin ben belediye bünyesinde oluşturduğum bir taş atölyesiyle onları getiremedim. Kendi plaketimizi kendimiz üretiyoruz. Bayburt'un tarihi ve turistik değerlerini taşa şekillendiriyoruz. Mikro hale, model haline getiriyoruz. Mesela Bayburt'un Saat Kulesi'ni plaket olarak veriyoruz. Evet. Kop Şehitleri Anıtı'nı, Şair Zihni Anıtı'nı, Şehit Osman türbelerini şekillendirip böyle Bayburt'un yerel yapı malzemesi olan Bayburt taşına şekillendirip hediyelik eşya olarak gelen misafirlerimize veriyoruz. Kalıcı ve orijinal bir hediyelik eşya oluyor. Ama hediyelik eşyanın mutlaka tatlı olması gereğinden hareketle de ortaya çıktık. Arkadaşlarımıza tavsiye ettik. Bu Bayburt tel helvası eskiden Bayburt'ta bu marka reklamı değildir. Çünkü bunu başka üreten yoktur. Şu anda tek firma üretiyor bunu. Kendisini biz tebrik ediyoruz. İnovatif bir arkadaşımız var. Böyle yenilikçi malzemeler üretiyor. Özellikle Bayburt'ta hemşehrilerim çok iyi bilirler. İşte Bayburt ketesini üretti, Bayburt tatlı çorbasını üretti, hatta gurutunu üretti. Gurut bilir misiniz? Yok, bilmiyorum. Bilmezsiniz. Uzun zamanda anlatırım size. İşte bir de Bayburt tel helvasını üretti. Bu eskiden uzun kış gecelerinde Bayburt'un şehir merkezinde ve Bayburt'un köylerinde üretilen bir tatlıdır. İzmit'in pişmaniyesine benzer, Kastamonu'nun çekme helvasına benzer. Şimdi bu markayla üretti arkadaş, pazara sundu. Şu önemli, şu Bayburt yazısı gerçekten önemli. Özellikle hani dedik ya, bizim öncelikli hedef kitlemiz Bayburt'un dışarıda yaşayan insanları. Şunu biz yurt dışına yaptığımız turistik amaçlı gezilerde şu mantık değişimini gerçekleştirdik. Biz kalkınma ajansı olarak Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta birlikte hareket ediyoruz. Turizmi altyapı teşkil etmek adına önce turist olarak kime bakıyoruz? Bu sorunun cevabını vermek zorundayız. Her ilin öncelikli turisti kendi ilinden giden insanlardır. Yani iç turisttir. İç turizme hazırlıklı olmayan illerin, merkezlerin dış turizm çekmeleri mümkün değil. Şimdi turizmden bahsedeceğiz ama reklam arasına girmek zorundayım Sayın Başkanım. Tabii, reklam da çok önemli. Buyurun.
Sevgili Konu TV izleyicileri, Ankara Konuşuyor programı kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın. İzleyicilere Ankara Konuşuyor programı Bayburt Belediye Başkanı Sayın Hacı Ali Polat'ta kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Başkanım, Bayburt'taki turizmden bahsediyorduk. Siz de anlatıyordunuz bize. İsterseniz devam edelim. Evet, ifade ettiğim gibi iki sektör kendimize seçtik. Bir turizm, bir de üniversite. Evet. Biraz sonra ifade edeceğim tesislerin çoğusunda özellikle bu iki sektöre hizmet amacını zaten yakalamak mümkün. Bayburt'ta bir yapısal reform yapıyoruz biz. Dışarıdan gelen insanların gezip görebilecekleri, ziyaret edebilecekleri yerlerin sayısını, estetik ve görsel güzelliği olan mekanların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bunu geliştirdiğimiz zaman, bunu büyüttüğümüz zaman Bayburt'a dışarıdan gelen insanların kafasında gerçekten farklı bir Bayburt oluşturacağız. Hedefimiz budur. Eskiden gelen değerlerimiz var. İşte Bayburt Kalesi'dir, Şehit Osman'dır, Bayburt Ulu Cami'dir, Kırt Çeşmeler'dir ama özellikle Bayburt'ta yaşayanlar ve Bayburt'ta bu sene gelenler bunları gördüler. Mesela biz Ulu Cami'de bir çalışma yaptık. Evet. Ulu Cami Selçuklu eseridir. 700-800 senelik bir tarihi eserdir. Ama biz onun çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Ulu Bahçe diye bir proje geliştirdik. Ulu Cami'nin önünü trafiğe kapattık. Ve istedik ki namaz dışında insanlar otururken bura aynı zamanda bir sohbet mekanı olsun. Daha önce yol idi burası. Orada oturmak mümkün değildi ama şimdi artık trafiğe kapattık. Ortasına bir havuz yaptık. Bir fıskiye koyduk. Bayburt'un yerel yapı malzemesi olan Bayburt traverten'den oluşan taşı da özellikle vurguladık orada. Şimdi o bahçede oturan özellikle yaşlılar bana bol bol dua ediyorlar. O dualarla ben ayakta kalıyorum. Ve ileriye daha net olarak bakıyorum. Herkesin memnuniyetini celbettiğimiz bir projemiz oldu. Mesela Kırk Çeşmeler. Kırk Çeşmeler diye bir mekanımız vardı bizim. O da Ulu Cami'nin mütemmim bir parçası olarak o dönemde vardı. O bölgede vardı. Ama 32 tane çeşmesi vardı. Biz şimdi baktık, yani Kırk Çeşmeler ise 40 tane çeşmesi olması lazım. Tamamen yıktık Kırk Çeşmeleri. Beşik tonozdan bir örtü yaptık. Bayburt'un yine o biraz önce bahsettiğim traverten taşı artık artı ahşap işlemeciliğinin bir numunesi olsun diye orada sergiledik. Kırk Çeşmelerin her tarafını, merdivenlerini, sağını, solunu, duvarlarını yeniledik. Şimdi insanlar artık gelirken orayı ziyaret edecekler ve ziyaret ettiklerinden de memnun kalacaklar. Dışarıdan misafiri gelen vatandaşımız da haydi seni Kırk Çeşmeler'e götüreyim çok rahat rahat söyleyecek. Hemen bitişiğinde Taş Hanımız vardı. Selçuklu medeniyetini incelediğimiz zaman bir yerde bir cami vardır. Hemen yanında Şadırvanı vardır ya da Kırk Çeşmeleri vardır. Bedesten ya da Taşhan dediğimiz ticaret merkezi vardır ve hamamı vardır. Şehirler Selçuklularda bu çerçevenin etrafında şekillenirler. Bizim de taşanımız da vardı. Ama maalesef içler acısı bir görüntüsü vardı. Bakanımız Faruk Çelik Bayburt'a geldiği zaman kendisini oraya götürdüm. Oranın hali pürmelalini gördü ve hemen talimatını verdi. Geçtiğimiz yıl Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyonunu gerçekleştirdi, bitirdi. Biz belediye olarak, ben bir toplantıda saygıdeğer başbakanımdan belediyenin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri için belediye devredilmesini talep ettim. O da talimat verdi ve şimdi bu 400 metrekarelik tarihi bedesten belediyenin kontrolünde. Geçtiğimiz Ramazan'da iftar soframızı bu mekanda açtık. Konya'dan getirdiğimiz Sema Zen gösterisini orada yaptık. Türk tasavvuf musikisi orada uyguladık. Vatandaşımız artık memnun. Tarihi esere sahip çıkmanın ya da onu artık insanımızın beğenisine sunmanın bizde mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şekilde turizme altyapı teşkil edecek mekanların sayısını artırdığımız zaman Bayburt tam manasıyla bir turizm beldesi olma potansiyelini taşıyor. Ne kadar bu konuda hizmetimizi artırırsak Bayburt'un cazibesi de o kadar artıyor.
Turizm derken şunu da mutlaka ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle yaz turizminin, artık turizm şundan çıkıyor. Sahil turizmi ya da plaj turizmi artık belli bir kesime hitap ediyor. Turizmde çeşitlilik dönemi başladı. Dağ turizmi, kanı turizmi, rafting turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi artık şekilleniyor. Bayburt'ta da özellikle yaz aylarında yayla turizmi mekanı çok fazla. Yaylalarımız bizim gerçekten çok zengin ve çok doğal güzelliğini muhafaza ediyor. Ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Bayburt'un havasına diyecek yok. Hani sahilde insanlar böyle terkan içinde kalırken Bayburt doğal klima iklimiyle gelen insanlarını memnun etmeye bir aday. Çoruh kenarına biz bu manada tesisler kuruyoruz şu anda. Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz iki projeyle Saklı Cennet ve Sessiz Bahçe diye bir proje yürütüyoruz. Projenin yarısı şu anda ilerledi. Amacımız şu, Bayburt'un dışında yaşayan insanları Bayburt'a taşımak. Bunu birinci amacı gerçekleştirdikten sonra artık tur operatörleriyle görüşüp barınma mekanımız var, ziyaret edeceğiniz yerlerimiz var. Yaz aylarında havamız gerçekten çok iyi. Bir de barınma mekanını bunun yanına yerleştirdiğimiz zaman Bayburt turizmden beklediğini mutlaka bulacak diye düşünüyorum. Çünkü bir ayağımız bizim il dışında. Dışarıdaki insanlarımızdan şöyle bir serzeniş aldık. Bayburt'a gelmek istiyoruz ama kalacak yerimiz yok. Konaklama tesisleri çok demode, standartın çok altında şeklinde ifadeler üzerine biz bu çalışmayı başlattık. Hem bu konuda hizmet üreten firmaların standardını yükseltmek için onlarla irtibatımız devam ediyor. Hem de kendi imkanlarımızla hem kiralık sessiz bahçe gibi, sessiz bahçe gibi, saklı cennet gibi kiralık kalınacak mekanların sayısını artırıyoruz. Hem İmarettepe'de yaptığımız bir sosyal tesisle çok lüks bir diye bir proje geliştirdik. Şu anda 50 metrekareden 130 metrekareye kadar değişik büyüklükte konutlar üretip dışarıdan gelen vatandaşlarımıza satacağız. 50 metrekare gelecek. İl dışında yaşayan hemşehrim alacak burasını, anahtarını cebine koyacak. İstediği mevsimde Bayburt'a gelecek. Çoluk çocuğuyla birlikte Bayburt'ta yaşayacak. O proje gerçekleşecek mutlaka. Bayburt'un gelecekteki ekonomisini mutlaka şekillendirecek. Diğer sektör olarak mesela üniversite dedik. Üniversite ile turizmin altyapısı birbirine çok yakın. İşte Çoruh kenarına yaptığın yürüyüş parkını hem üniversite öğrencisi kullanıyor, oradaki kamelyaları hem onlar dinlenme mekanı olarak kullanıyor, hem de yazın dışarıdan gelen turistler kullanıyor. Apart villalar, apart daireler oluştu mesela Bayburt'ta üniversiteden dolayı. Burayı hem üniversite öğrencileri kışın kullanıyor, yazın da turistler kullanıyor. Oluşturduğumuz mesire alanlarını hem üniversite öğrencileri kullanıyor, hem de yazın gelen turistler kullanıyor. Ya da mahallelerde biz özellikle parklar geliştirdik. Göreve başladığım zaman mahallelerde 14 mahallemiz var bizim. Toplamda 12 tane mahallemizde gelişi güzel parklarımız vardı. Parklarımıza bir standart koyduk. Her parkımızda spor aletleri olsun istedik. Çevre koruma duvarları olsun istedik. Her parkta kamelyalar olsun istedik. Şu anda standardı geliştirilmiş haliyle park sayımızı 12'den 48'e çıkardık. Bunu da şundan gerçekleştirdik. Yazın mesela dışarıdan gelen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Amcam 55 yaşında. Diyor ki ben İstanbul'da yaşıyorum. Hemen evimin kenarında park var. Parkımda ben her akşam şu saatlerde spor yapıyorum. Şimdi geldim Bayburt'taki parkta spor aletleri yoktur. O zaman hemen bunun talebini, ihtiyaç analizini yapmak suretiyle yerine getirmek gerekiyor idi. Ve şu anda bunu da yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayburt'ta sorumlu bir idareci olarak genel olarak şunu yapmak istiyorum.
Hiçbir şey yok olmasını istiyorum. Evet. Şu İstanbul'da var, Bayburt'ta niye yok? Şu Bursa'da var, Bayburt'ta niye yok? Diye kimse bana gelmesin istiyorum. Bunu hissettiğim anda, bunu tespit ettiğim anda onu Bayburt'ta yapıyorum. Mesela ben 2009 yılında Bayburt'ta amfiteyatro yaptım. Bayburt'ta hiç amfiteyatro yoktu. Gördüler ve dediler ki ya ne işin var senin amfiteyatroyu, kim kullanacak? Nedir bu? Kimin işine yarayacak? Ama şimdi kullanılıyor. Şimdi daha büyüğünü yapıyorum. Tenis kortu yaptık 2009-10'da. Dediler ki Bayburt'ta tenis oynayan yok. Kim oynayacak? Hülya Avşar da Bayburt'a gelmez. Neden gelmesin? Dedik ki, hepsini yaptığınıza göre Hülya Avşar da gelir. Tenis kortunda tenis oynayalım. Ama şimdi görüyorum ki bir tane tenis kortu Bayburt'a yetmiyor. Çünkü Bayburt'un 6400 öğrencisi var. Bu öğrenciler içerisinde tenis oynayan da var. Çünkü sporun hangisi güzel hangisi güzel değil diyemeyiz. Eğer birileri sporun bir dalını seviyorsa mutlaka o güzeldir. Biz bundan hareket etmek suretiyle hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Ve doğru iz üzerinde olduğumuzu da zaman bize gösterdi. Mesela kokoreççi geldi bana bir gün. Dedi ki ben kokoreç satmak istiyorum işte Türk Dünyası Parkı'nın kenarında. Ben hayatımda hiç kokoreç yemedim. Ama işte bu demografik yapının çeşitlenmesinden dolayı insanların mutlaka her biri bir şeyden hoşlanır. O zaman mutlaka birisi kokoreç yer. Yaptık ve şimdi kokoreç satıyor adam. Ama mesela Boza Bayburt'ta yok. Hani ben Ankara'da okudum. Hatırlıyorum akşam gelir birisi bağırırdı. Boza Bayburt'ta birisi yok. Gelse yok mu? Kışın yok. Genelde olur. Vallahi ben hiç karşılaşmıyorum şu son birkaç senedir diyeyim. Öyle mi? Evet. Yani Ankara'nın da tadı kaçtı öyleyse. Aynen öyle. Siz Ankara'ya bak, gelin. Kameraman var diyor. O zaman benim oturdum. Yarın birisi gelse dese ki ben Bayburt'ta boza satmak istiyorum. Sat derim yani niye? 3-5 kişi alacaksa alsın. Kimse Bayburt'ta yokları yaşamasın istiyorum. Bu minval üzere çalışıyoruz. Evet. Birazcık da isterseniz altyapı çalışmalarınızdan bahsedelim Sayın Başkanım. Siz belediye başkanı olduğunuzdan beri altyapı çalışmalarınızda ne gibi faaliyetlerde bulundunuz? Neler değişti? Bunlara değinelim istiyorum. Tabii altyapı dedi mi belediye başkanları hep korkarlar. En zor girilmesi gereken alandır çünkü. Ama şehirlerin en önemli hizmetidir. Hatta belediyelerin asli işi nedir? Belediyelerin asli işi altyapı çalışmalarıdır. Sonraki hizmetler feri işlerdir, ayrıntı işleridir. Altyapısını bitirmeyen bir şehrin huzurlu olması mümkün değil. Siz evinizde suyunuz akmıyorsa, kapınızın önünde ne kadar büyük bir park olursa olsun, o parkın huzurunu yaşayamazsınız. Ya da kanalizasyonda sıkıntı varsa, ya da doğalgazda ısınmada problem varsa, yoldaki, kaldırımdaki, parktaki, bahçedeki güzelliği hiç görmezsiniz bile. Onun için biz göreve başladığımız zaman Bayburt'un temel ihtiyaçları vardı, sıkıntıları vardı. Bir belediye tarafından yapılması gereken 6 temel altyapı hizmetinden sadece bir tanesi yapılmıştı. O da bizden önceki AK Belediyecilik uygulamasını Bayburt'a getiren Bekir Çetin kardeşimin yaptığı kata atık bertaraf tesisi. Yaklaşık 5 milyon harcanmak suretiyle bölgede Trabzon'dan sonra ikinci sırada Bayburt kata atık tesisini yaptı ve bitirdi. Geri kalan 5 tanesiyle biz uğraşmak zorunda kaldık. Ama biz gelecek seçimi hiçbir zaman düşünmedik. Gelecek nesilleri düşündük ve zor olsa da pahalı olsa da altından kalkılması gerçekten meşakkat ve sabır istese de halkımızın bazen tepkilerini bazen eleştirilerini almayı da göze alarak Bayburt'un temel ihtiyaçlarını öncelemek zorunda kaldık. Geçtiğimiz 4,5 sene içerisinde Bayburt'un ciddi bir sıkıntısı olan su ishal hattını yeniledik. 2011 yılının 11. ayın 30'unda Bayburt artık asbest borulardan değil çelik borulardan suyunu almaya başladı. Mevcut olan 3 tane ana depomuzun rehabilitasyonu gerçekleştirdik. Artık Bayburt'ta su kesintileri tarih oldu. Bu konuda zaten hemşehrilerimin, vatandaşlarımın memnuniyetini her zaman, özellikle kadınların memnuniyetini her zaman alıyorum. Çünkü su en fazla kadını ilgilendiriyor. Bulaşık yıkarken, çamaşır yıkarken, çocukları temizlerken, evi temizlerken
En fazla ev kadınını ilgilendirdiği için en fazla onlar memnuniyetlerini ishal ediyorlar. İkinci bir altyapı işi. Ben göreve başladığım zaman Bayburt'a doğalgaz gelmişti. Ancak %0.4 yayılma oranına sahipti. 50 abone vardı. Özellikle 2009-10-11 yıllarındaki yoğun çalışma sonucunda doğalgaz bugün itibariyle Türkiye'de en yaygın olan il Bayburt'tur. %97-98'e ulaşmıştır. Ankara'da bile Melih abi beni duymasın inşallah %97-98'e çıkmamıştır. Tabii bu belediyeyi çok yoran bir hizmet. Sonuçta kaldırımların, yolların, caddelerin, sokakların tamamen kazılması esasına bina edilen bir iş olduğu için özellikle arabası olanların tepkisini aldım. Amortisörlerimizin parasını sizden alacağız diyen çok arkadaşımla. Yani Bayburt çok küçük bir il olduğu için 36 bin nüfusumuz var. Herkes herkesi tanıyor. Herkes herkese şakalaşma yapıyor, kızmasını, öfkesini, nefretini, şakasını, beğenisini her an herkese iletebiliyor. Biz Bayburt'ta böyle önünde ve arkasında ordularla gezen bir belediye başkanı değiliz. Korumam yok benim. Kendi arabamı çoğu zaman kendim kullanırım. Çoğu zaman yaya gezerim. Herkes istediği anda bana Bayburt'ta ulaşabilir. Bu sıcaklık ve bu yakınlık bazen bizi sıkıntıya da sokuyor. Mesela camiye gidiyorsun. Camide hemen sağa sola selam verdikten sonra yanına bir amca geliyor diyor ki oğlum abi bizim caddenin şeyini hale yapmadın. Ya amca diyorum bir caminin dışına çıkarın sonra. Yani bu vatandaşımız sıcak. Vatandaşımız yakın gördüğü için geliyor sana söylüyor. Evet. Biz de kimseyi incitmeden, azarlamadan, öfkemizi yutmak suretiyle bu işi götürdük. Bugüne kadar getirdik. Çünkü insan bizim insanımız. Kendisine bizi o şekilde yakın hissetmezse, bizim öfkemizden korksa bu şekilde yanımıza gelmez. Kesinlikle. Öfkesinden korkulan insan olmaktan ben hep Allah'a sığındım. Bu insan, yani insan merkezli, hizmet odaklı bir hizmet üretme mantığını biz akbelediyecilik olarak insanımıza sunduk. Bu bizi yordu tabii. Yani cenaze odasından çıkıyorsun, amca gelip kapısının önündeki kaldırımı söylüyor. Camiden çıkıyorsun, işte dayım gelip diyor ki oğlum şurayı niye yapmadın? Bu bir güzelliği ortaya koyuyor. Biz de bunları hemen not alıp gerekeni zamanında yerine koymaya çalışıyoruz. Doğalgazı da özellikle Bayburt'taki insan hayatını gerçekten çok kolaylaştırdı. Bayburt soğuk iklim, onun için ısınma ciddi manada bir sıkıntıydı. Doğalgaz hem kolay hem de ucuz bir yakıt vatandaşımıza sunduk. Bu konuda tabii gerçekten Başbakanımıza Bayburt minnettar. Biz de teşekkürlerimizi saygıdeğer Başbakanımıza sunuyoruz. 2007 seçimlerinde Başbakanımız Bayburt'a geldiği zaman doğalgazı vaat etmişti. Gerçekten gelir mi diye biz de tereddüt etmiştik ama geldi ve şu anda Bayburt doğalgazda Türkiye'nin en önde olan ili. Bunun olumlu bir sonucu da geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı bir raporda ortaya çıktı. Bayburt, hava kirliliğinin en az olduğu 4. il Türkiye'de. 1. Malatya, 2. Düzce, 3. Erzincan, 4. Bayburt. Bu seneki çalışmalarla 2013 sonu tespitine göre biz 2014'te zannediyorum Türkiye'nin havası en temiz şehri durumuna geleceğiz. Bu konular bizi bir şeye daha götürdü. Biraz önce bahsetmedim. Hani İtalya'da başlayan bir slow akımı var. Evet. Slow city, sessiz şehir, huzur şehir. Biz şu anda Kalkınma Ajansı ile birlikte Bayburt'u sessiz şehir yapmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bayburt gerçekten insanı mutlu eden bir coğrafyaya sahip. Araba gürültüsü yok. Egzoz gazı artık bitti. Sanayi yok. Ama turizmin olması adına her şey var. Bu konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Altyapı olarak su ishal hattını bitirdik, doğalgazı bitirdik. Diğer 5 tane ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Kalan 3 tane ile ilgili. Evet. Kanalizasyon, içme suyu şebeke hattı ve atık su arıtma tesisi. Biz bunlara girmekten kaçmadık.
Özellikle bu sene başında biz her ay il başkanları toplantısı yapıyoruz. Kendi yerel imkanlarımızla baktık ki bu işin altından kalkamayacağız. Çünkü bizim bütçemiz bunlara yetmez. Saygıdeğer Başbakanımdan il başkanları toplantısında bu sene başında yardım istedim. SUKAP çerçevesinde bize destek olmasını talep ettim. Kendileri de hemen ilgilendiler. İller Bankası'na verdikleri talimatla bizim kullanımımıza önce 20 milyon tahsis edildi. Sonra bizim bir tane milletvekilimiz var. Genç, dinamik, enerjik. Onun da desteğini almak suretiyle. Bir de komşu ilimizin milletvekili var. Feramüz Bey, o da İller Bankası eski bürokratı. İki milletvekilimizle birlikte gittik İller Bankası Genel Müdüründen. Bayburt'un yapacaksa tamamını yapalım. Hani derler ya, vurunca öldür, yedirince doyur. Yapacaksanız tamamını yapın dedik. İkinci dilimi de sözünü aldık. 40 milyon tahsis edildi. Şimdi o 40 milyonla biz kanalizasyonun ihalesini yaptırdık. Şu anda inşaat başladı, devam ediyor. Bugüne kadar 6-7 kilometre çalışma devam etti. 16,5 milyonluk bir ihale ve devam ediyor. Sayın Polatlı, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İsterseniz son sözlerinizi alalım sizden. Evet. Şu altyapıyı bitireyim o zaman hemen, tamam, hızlı şekilde. Tabii ki de. Kanalizasyon şu anda inşaat halinde devam ediyor. Atık su arıtma tesisimizin ihalesi yapıldı. İçme suyu şebeke hattının da 2 hafta içerisinde ihalesi yapılmış olacak. Bir de ihalesi yapılmış olan kaynak üreteceğimiz bir HES projemiz var. Bayburt Belediyesi'ni kurtaracak olan proje bu projedir. Hidroelektrik santrali yapıyoruz Bayburt Belediyesi olarak. Türkiye'de bir Sakarya Belediyesi'nin var, bir de Bayburt Belediyesi'nin olacak. Yıllık olarak yaklaşık 4 milyon bir kaynağı belediyenin kasasına aktaracak olan bu proje benden sonraki belediye başkanlarını rahatlatacak olan bir projedir. Çünkü ben ekonomik olarak kaynağın sıkıntısını çok yaşadım. Benden önceki belediye başkanları da yaşadı. Ama istiyorum ki benden şöyle 10 sene sonra gelecek olan belediye başkanı kaynak sıkıntısı çekmeden bu belediyeyi yönetsin. Bayburt'a hizmetini devam ettirsin. Şunu biz öngörü olarak ortaya koyuyoruz. Bayburt 2015'in sonuna geldiği zaman artık altyapı sıkıntısı olmayan bir belediye haline gelecek. Biz bunu şu anda yoluna koyduk. Evet. Biz yüzeysel olarak, görsel olarak çok şey yaptık bugüne kadar. Vatandaşımız zaten bunları kullanınca biliyor. Kent ormanına gittiği zaman görüyor. Yenişehir Parkı'nda görüyor. Çocuklarımız, evet, özellikle Masal Park'ta görüyor. Kadınlarımız mahallelerdeki parkta görüyor. Üniversite öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz Kadıoğlu Parkı'nda, Çoruh kenarında yürürken görüyor. Karşısında Gençlik Parkı'nın çalışma alanını görüyor. Baykent Şelalesi şu anda inşaat halinde Bayburt'a. Keçiören'den daha büyük bir şelale yapıyoruz. Bağcılar Belediyesi'nin de katkılarıyla. Bayburt'ta yaşayanlar Bayburt'taki değişimi dışarıdan gelenlerden daha az hissediyor. Ancak dışarıdan gelenler Bayburt'un Gümüşhane'den de, Erzurum'dan da, Erzincan'dan da daha güzel bir şehir olduğunu takdir ediyorlar. Çünkü bizde olan bir şey var ki diğerlerinde yok. Bizde kocaman bir Bayburt Kalesi var ve şehrin içinden geçen bir Çoruh Nehri var. Evet. Özellikle köprü mimarisi şehirlere çok farklı bir güzellik katıyor. Evet. Biz de bu manada çalışmalarımızı yürüttük. Belediye köprüsünü yeniledik, Erzincan köprüsünü kazandırdık. Şimdi yeni köprülerin artık rehabilitasyonu yapmak suretiyle, büyük göstermek suretiyle, estetik hale getirmek suretiyle köprülerimizi güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Toparlama var mı? Kapatıyoruz programımızı artık. O zaman toparlama selamı vereyim. Tabii, buyurun. Evet. Ben öncelikle başta kameraman arkadaşıma güler yüzü her zaman gülsün. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma Bayburt adına teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizi izleyen bütün hemşehrilerime, bütün vatandaşlarıma kucaklar dolusu selam ve saygılarımı sunuyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili Konu TV izleyicileri, Ankara Konuşuyor programının bugünlük sonuna geldik sevgili izleyiciler. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.